peşi sıra Cihan Aydın 90 dakikayı noktalayan düdüğü çalıyor. Uzatmalarla birlikte aşağı 70 dakika bir kişi eksik oynayan Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Çok değerli bir galibiyet aldı Göztepe ve Trabzonspor gerçekten çok konuşulacak, çok tartışılacak bir yenilgi yaşadı bugün. Nedeni, niçinini ne konuşacağız. Ama şunu söylemem zannediyorum genel resim için yeterli olacaktır. Trabzonspor'un ilk yarıda isabetli isabetsiz şutu yok değerli izleyenler. İlk 45 dakikayı şut atamadan geçiren bir Trabzonspor var. İlk şutu 50. dakikada, ilk isabetli şutu 55. dakikada. Böyle bir ortamda sevgili Zeki Uzundurkan'la başlayalım. Hani ee, bir şarkı vardı. Nereden başlasam, nasıl anlatsam diye MFÖ'nün. Valla bilemiyorum ama nerede? e, nereden başlayacağımızı Trabzonspor açısından nereden tutulacağı belli değil. Göztepe penceresinden bakarsak da ligin yeni takımı gerçekten son derece eli, yüzgün bir, eli yüzü düzgün bir takım. Derli toplu ne oynamak istediğini, nasıl oynamak istediğini bilen teknik direktörün eli değmiş bir takım görüntüsünde. Evet. Buyurun sevgili Zeki. Yani önümüzde var. ayna gibi bir örnek var aslında. Gündüz bölümünde izlediğimiz bence ligin en iyi futbol oynayan Galatasaray'dan sonra en iyi futbol oynayan takımı Samsun Spor. İki dönem transfer yazığı almasına rağmen, tahtası kapalı olmasına rağmen nasıl top oynadığını gördük. Yani bu iş transfer yapmakla, işte 13 transfer yapmakla, ya. hoca değiştirmekle olmuyor. Kafaları değiştireceksin. Ruhu yok takımda. Trabzonspor ruhunu kaybetmiş. Başakşehir maçında Başakşehir'i yendi evet. Tesadüfenmiş. Bunu hani yükseliş dönemi trendine girecek Trabzonspor falan dedim ama kendimi aldatmışım. Hani hayal satmışım öyle söyleyeyim. Ya yani bu Trabzonspor Ligin en kötü takımı. İlk yarıda Trabzonspor az önce sen de söyledin. Gol beklentisi ya. sıfır ya. Sıfır, sıfır, Sıfır'a sıfır, ya, sıfır elde var ki. sıfır. Ya, bu nasıl bir şey abi? Şut 28'de. Yok ki. Bak 28'de 10 kişi kalmış. 45 artı 5 dakikada uzatma. 50 dakika. Tarihinde böyle bir devre yok. var mıdır? Acaba? Bakın bu bu kötüye gidiyor. Bu Abdullah Avcı'nın başını yedi. Şenol Güneş'in de başını yer yeri gelirse Allah korusun hani. Onu diyeyim tarihin en başarılı başkanlarından biri. Başkanın da başını yer. Ertuğrul Doğan'ın da. Ya böyle olmaz. Ertuğrul Doğan'ın röportajında okuyorum. Bir lira borcumuz yok futbolculara diyor. Keşke borcu olsaydı Trabzonspor'un bu futbolculara. Bu futbolcular parayı hak etmiyor Uğurcan dışında ya. Yazıklar olsun. Yani şu forma... ya Paf takımıyla çıksa, U19 takımıyla çıksa Trabzonspor... Bundan daha e, tahrip gücü yüksek bir futbol oynar ya. Sahada bir... Ya bir rakibi karşılar bir şey yapar ya. oynar zaten. Bir şey yapar. Bir ya nasıl bir şey ya abi? bu Trabzonsporla oynuyorum ya ben. Göz... De yani Tabii. hiç Göztepe bir yani. an bile 10 kişiyken bir an bile öyle bir tedirginlik hissi ne yansıtmadı Sakın ha kimse de kalkıp da hakem üzerinden maç okumasın. Yok. Yetti artık hakem üzerinden maç okunmaz. Trabzonspor ne yapıyor da hakem üzerinden maç okuyacağız Allah aşkına. Hakem hakemlik hiçbir şey yok ya. Takım futbol oynamıyor. Ka Okan Buruk güzel söylüyor. Galatasaray'ın da Trabzonspor'un da hakemler canını yakıyor. Ama Galatasaray hakemleri de yeniyor. Arada fark var. Sen hakemleri yenemiyorsun ki. Hakemleri yenecek bir kadro kuracaksın. Ya bu hani baştan beri söylüyoruz. Bu Lusram. Lider oyuncu arkadaş? Yenilen ilk gole bakın. Seyrediyor. Eskortluk yapıyor ya. Ya bunlar nasıl transferler arkadaş? Skata gibi hala yerinde duruyor ya. ya. Kim verecek bunun şeyini? Faturasını kim ödeyecek? Başkan parayı ödüyor faturayı ödüyor. Peki taraftar ne yapacak? Kan kusuyor, Kızılcık şerbeti içiyor Trabzon taraftarı. Tribünler yarın öbür gün bomboş kalacak. Peki Farkında değiller ya bu önümüzdeki hafta bu, Fenerbahçe maçı bu, olduğunu da bir kenara not edelim ya yani Edelim. O farklı orada bir refleks olabilir ama ya ondan sonrası ya da Fenerbahçe maçında bu takım benzer ne yapar? bir görüntü olursa ne yapar? Ne yapabilir bu takım? Ya bir, Trabzon'da büyük bir camianın önde gelenlerini toplayacak başkan eski futbolcuları, eski başkanları, ileri gelenleri her şeyi Ertuğrul Doğan'a bırakmışlar. Ertuğrul Doğan sponsor bulsun, Ertuğrul Doğan para ödesin, Ertuğrul Doğan transfer yapsın. Olmaz kardeşim. Bir adama bıraktınız Trabzonspor'u, herkes sırtını döndü. Ondan sonra Trabzonspor niye bu halde? Destek verin kardeşim. Ya yani bir akıl oluşturun. Ertuğrul Doğan para mı bulacak, sponsor mu bulacak, tesis mi yapacak, arazimi alacak, futbolcu mu alacak? Ya bu kadar yalnız bir Trabzonspor olur mu ya? Peki. Ya kimse Şenol Güneş şimdi yazık değil mi Şenol Güneş'e ya ilk yarı bitti 3 oyuncu değiştiriyor elinde olsa Uğurcan Çakır hariç bütün oyuncuları değiştirirdi. Peki o zaman virgül koyalım zevk, e, sevgili Zeki Uzundurkan yazık değil mi Şenol Güneş'e dedi e, sevgili Zeki ama şimdi Şenol Hoca da geleli işte ikinci hafta e, bittikten sonra geldi bu kadar zaman değişti. Mevcut kadro bu evet ama oyun olarak hiç mi üstüne koymazdı bu Trabzonspor. Kadroyu tamam kötü buluyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Bu kadro mühendisliği e, mod, e, şey moda deyimle yanlış yapılmış. Bunda bir önceki teknik yönetimin dahli var. Ben hani başka dahli, dahli olanlar da vardır diye düşünüyorum da Şenol Hoca'nın da eksikleri var mı? Onun penceresinden de ya ama şöyle de olmalı diyebilir miyiz teknik adam olarak?